Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an elimde yaptığım böyle bir modelim var. Bu yuvarlak bir parça olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ortası ve altıncı motifi yaptım. Bunun etrafını bu şekilde ekleyerek küçük üçgen motiflerden oluşuyor. Böyle ekleyerek istediğiniz büyüklükte yuvarlak bir model oluşturabilirsiniz. Baklava dilimi şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi motifin anlatımına geçeyim hemen ve birleştirmesini yapalım. Birleştirmesi gayet kolay. Şimdi bir tanesini birleştirirken buradan anlayacaksınız zaten. Şöyle motifin tamamı şu şekilde zaten. Küçük, basit bir model ama bir böyle birleştirdiğimizde çok güzel desenler ortaya çıkıyor. Evet, altın başak Maxi ipinin yine şöyle açık kahverengi bir ipim var elimde. Tığım 5 numara 1,50 mm'lik bir tığ. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum ilk başta. Sonra halkanın içine batarak 1, 2, 3. 3 defa da çektiğim bir trabzan yapıyorum. Parmağımı da çıkarttım bu arada. Şu ipimizi biraz daha çekelim. Bu şekilde 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi zincir birinci trabzanımızı oluşturuyor. İkinciyi yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar halkaya batıyoruz. 3 oldu. Buraya netleyelim. Evet. Tekrar 2 zincir. 4. 2 zincir. 5. 2 zincir. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi şuradaki ipimizi çekiyoruz ve tamamen sıkıştırıyoruz. Evet. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz burada. 6 tane zincirle çıkmıştık. 3. zincire batarak burayı birleştiriyorum. Şöyle küçük bir ortamız olacak. Evet, birleştirdik. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez dolayıp hemen boşluğa 3 tane trabzan yapacağız. Şöyle tığımı boşluğa geçiyorum. Şuradaki ipimi de alıyorum buradan. Tığın üzerine geçiriyorum. 1. Tekrar geçiyorum. Bakın bu ipi sıkıştırmak, sağlamlaştırmak için bu şekilde yapıyorum. Tığın üstüne alıyorum. 2 ve aynı boşluğa tekrar batıyorum. 3. Şimdi bir tane trabzanın tepesine batıyorum. Sırada bir trabzanımız var. Bu şekilde. Şu ipi biraz daha getireceğim. Sihirli halka ile başladığımız için bu ipi iyi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Böyle battığımda bakın üstte kalıyor zaten. Birlikte tutuyorum. Boşluğa 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine yapıyorum. 4. Tekrar boşluğa. 1, 2, 3. Tekrar trabzanın tepesine batıyorum. Yani her boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane de trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde etrafını dolanıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine batıyorum. Şimdi şu ipi buraya kadar getirdim. Buraya kadar getirmek yeterli olur diye düşünüyorum. Buradan artık keselim. Bu şekilde yaptığımızda ortadaki ipi gizleme derdimiz olmaz arkadaşlar. Şöyle sağlamlaştırmış olduk. Şimdi diğer boşluğa geçtim. 1, 2,
3. Bir tane de trabzanın tepesine yapıyorum. Tekrar son boşluğa geliyorum. 1 2 3 ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Ortamız bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bir yuva atlıyorum, bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane yuva atladık burada. Şuraya tekrar yapalım bakalım. Evet, birleştirdik. Şöyle bir ileriye batmışım. Birleştirdikten sonra şuradaki birinci yuvaya atlayıp ikinci yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 2 yuva atlıyoruz. Tığ bir kez doluyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Burada pardon, tığ 2 defa dolayacağız arkadaşlar. 2 defa doladım. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. 4 defa da çıkıyorum. Tekrar 2 doladım. Şunları 6 yapalım. Olmadı. Yaptığım şeyi unuttum herhalde. 5 değil, 6 trabzan çekelim. Yine 6 zincir çekelim. Bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2, 3, 4'te çıkıyoruz. Evet, zincir 5 değil 6 yapıyoruz arkadaşlar. 2 doladık. Şimdi aynı yuvaya batarak 2 tane daha yapıyorum. Yine dörtlü trabzan. 2 doladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. Şimdi ben motifin tamamını yapacağım sizlerle birlikte. Sonra söküp birleştirmeyi göstereceğim. Çünkü burası son sıramız arkadaşlar. Normalde buradan birleştirmemiz gerekiyor. 2 defa doladım. Yine aynı yuvaya, aynı yere batıyorum. Buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzan. 1 2 3. Aynı yuvaya batarak toplamda 6 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen sıradan yine 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz tekrar. Şimdi bir yuva atlıyoruz. 1, 2, ikinciye batıyoruz. Şurası birinci köşemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 2 defa doladık. Şimdi 2 tane atlıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4 de çıkarak yine 3 tane önce trabzan yapıyoruz. Yine aynı yuvaya batıyoruz tabii. Şöyle 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. 2 doladık. Tekrar aynı yere batıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 3. İkinci köşeyi de tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine hemen şuradan, şurada dibi atlamayalım. Buraya 6 tane trabzan yaptığımız için şuradaki sıradaki yuva kaybolabiliyor. 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye 1,
sık iğne yaparak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi bir tane atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. İkinci köşeyi de tamamlamış olduk. Tekrar 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzan. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, üçüncü köşeyi de oluşturduk. Üçgen bir motif zaten. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip şuradaki ilk başladığımız zincirin dibine batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Motifin tamamı bu şekilde. Şimdi sizlere ben geri dönüp sökeceğim şuraya kadar ve birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmesi de oldukça kolay zaten kenarlardaki şu boşluklardan birleştiriyoruz. Dediğim gibi baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Şimdi bunu söküyorum. Şimdi şu köşeden şu köşeye birleştirelim. Evet. 12 zincir çekmiyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz birleştirmek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geliyorum. Şunu bakın şöyle birleştirdim ben. Yuvarlak. Ortadaki yuvarlağı elde ettim. Şimdi şuradaki kenardan da birleştire birleştire tekrar etrafına bir yuvarlak daha oluşturacağız. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz. Evet, burası tersi. Köşe boşluğunun içine giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum tekrar. Tığımı doladım. Aynı yere geliyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Sadece zincirleri çekerken birleştiriyoruz. 3 tane trabzanımızı yapalım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 6 çekmiyorum çünkü birleştireceğim. Burayı birleştirdik. Şimdi sırada şuradaki boşluğumuz var. Buraya giriyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Pardon, tığ dolamıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şimdi dönüyoruz birleştireceğimiz motife. Sıradaki boşluğumuz burası. Buraya batıp birleştirdim. Tekrar 3 zincir çektim, döndüm. Şimdi bir yuva atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bir köşeyi birleştirmiş oldum bakın. Ve tekrar şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğumuz burası. Buraya batıyorum. Birleştirdim. Tekrar 3 tane zincir ve dönüyorum. 2 doladım. 3. köşeyi yapacağım şimdi. Sıradaki yuvadan 1, 2, 3 diyoruz. 3.'ye batıyoruz. Önce 3 tane trabzanı yapıyoruz. 2 ve 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve bu 6 zincirde bakın şurada birleşen motifler var. Şuradaki köşe 1, 2, 3 tane motifin köşesi. Şimdi 4. motifin köşesini de buraya birleştireceğiz. 6 zincir çektik. Hepsinin birleştiği noktaya geliyorum. Tığımı geçirip bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane tekrar zincir çektim. Dönüyorum şimdi, tığım 2 doladım. Yine aynı yuvaya batıyorum. Şöyle 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 Yine geliyoruz şuradaki zincirin dibine batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum ve bir motifi birleştirmiş oluyorum. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, bu ikinci sıra. Şu ortadaki yuvarlağın etrafına tekrar böyle geleceğiz. Üçüncü 1 2 diyelim. Üçüncü motifi de yine aynı şekilde buradan birleştireceğiz ve şu ortayla birleşecek. Her ortada şöyle bir yıldız şeklinde desenimiz olacak. Bir motif daha yapayım ben. Hemen onun da birleştirmesini yapalım. Evet, şimdi bir motif daha hazırladım arkadaşlar. Şöyle kenarını, bir kenarını yaptım. Diğer kenardan tekrar şimdi şunu birleştirdik beraber. Tekrar buradan bir tane daha birleştireceğiz. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. Sadece görün diye bunu da yapıyorum. Köşeden giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, yine 6 zincir. 12'ye tamamlamış olduk. 2 doladım. Buraya 3 tane trabzan daha yapıyorum. Şöyle 2 3 1 2 3 tane zincir. Hemen sıradaki boşluğa yine sık iğneyle giriyoruz. Tekrar 3 zincir. Dönüyoruz. 1 2 3 üçüncüye batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa batıyoruz. 3 zincir daha çekiyoruz. Şimdi bir yuva atlayıp ikinciye batıyoruz. 1 2 3 zincir. Evet, sıradaki köşenin kenar boşluğuna yine birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve tığımızı doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. 1, 2. Üçüncü köşeyi yapıyorum şimdi. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Şuradaki diğer motiflerin birleşme noktasına tekrar batıyorum şimdi tam şu noktaya. Az önce yaptığımız motifi de buraya battık. Bunu da buraya batıyoruz. Tam hepsinin birleştiği noktaya tığımı geçirdim. Bir sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim tekrar. Aynı boşluğa yine. 1, aynı yuvaya diyelim. 2, 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Şurada da ortadaki yuvarlağımızı oluşturduk. Şuralara batmaya dikkat edelim yalnız. Hepsini aynı noktaya batmaya çalışalım düzgün durması için. Şimdi burayı örerek bitireceğim. Dört, beş, pardon, beş, altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, üçüncüye batıyorum. Sonra tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekip buranın dibine birleştirelim. Evet, şimdi buradan da ipimizi kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle alayım elime.
Sonra bunları temizleyeceğiz. Bakın. Burayı da tamamladık. Şimdi böyle etrafını komple bu şekilde dolanacağız bu modelin. Şimdi şurayı, şu ortaları bir etraf bir yuvarlak olarak düşünün. Yani şunu görmeyin mesela. Bakın bir yuvarlak oluşturdum. Sonra burayı bitirdim. Hemen şuraya bir motif ekledim. Yanına ekledim, yanına ekledim. Bir tane de buraya girmesi lazım. Bakın bir motif de buraya ekleyeceğiz. Her biri bir şu ortanın etrafı her biri bir yuvarlak gibi görünecek. Bu şekilde etrafını dolanarak daha büyük modeller yapabiliriz. Şimdi bir sonraki videoda ben yine şuraya motif eklemeyi göstereceğim sizlere. Şöyle birkaç tane motif yapacağım şuraya kadar. Daha net anlaşılır sanırım. Aslında çok kolay. Her biri zaten model kendi kendini gösteriyor. Şimdi buraya ekledik. Bakın şurada boşluğumuz kalıyor. Buradaki motifi eklerken hem bu köşeden ekliyoruz, ortaya giriyoruz. Hem de bu tarafına ekliyoruz. İki tarafını birden ekliyoruz. Sonra aynı şurada yaptığımız işlemi tekrar böyle dönerek birleştire birleştire büyütüyoruz. Yine bir sonraki sırada da aynı şekilde büyüterek devam edecek. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız yorumlarda sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.